Merhaba arkadaşlar. Dersimizde de açık önermeler. Soğan, Anan, Terim, Teorem, Aksiyon nedir? Onlara bakacağız. Ve mantık konu anlatımını da sonlandıracağız. Haydi bakalım nedir? Açık önerme. Doğru ya da yanlışlığı değişkene bağlı olan önermelere açık önerme. X değişkenine bağlı açık önerme Px ile gösterilir. Eğer önermemiz hem X'e hem de Y'ye bağlıysa Px Y diye gösteririz. Ve bu açık önermeyi doğru yapan, bunları doğru yapan değerlerin kümesine biz ne diyeceğiz? Doğruluk kümesi diyeceğiz. Hocam tam böyle oturmadı. Biraz daha açar mısın diyenler için şunu söylüyorum arkadaşlar. Yani Px polinomu tanımlamak istiyorum. Px önermesi tanımlayalım. Diyeceğiz. Mesela x eksi 3 çarpı x artı 3 eşittir 0. X eleman kim olsun? Doğal sayılar. Bunu doğru yapan, bu ifadeyi doğru yapan doğruluk kümesi kimlerden oluşuyor arkadaşlar? Bakın bunu sıfır yapan iki tane değer vardır bu ifade. Birincisi 3, diğeri de kim arkadaşlar? Eksi 3. E bize neyi soruyordu? Bu doğal sayıymış. Doğal sayılar bunu sıfır yapıyormuş. Sıfır yapan kim? Hangi doğal sayı var burada? 3. O zaman diyeceksiniz ki bunun doğruluk kümesinde kim var? Sadece 3 vardır. Yani 3'ün haricinde buraya ne yazarsanız yazın, bu adamı her zaman ne yaparsınız? Yanlış yaparsınız. Ama siz x yerine 3 yazarsınız. Yani P3 yazarsanız P3 kime eşittir arkadaşlar? Yani doğrudur. Ama P4 yazarsanız gördüğünüz yere ne yaparsınız? Burayı sıfırlamazsınız. Sıfırlayamayacağınız için bu yanlış bir önerme. Veya 5 yazarsanız P5'te yine ne yapamazsınız? Sıfırlayamazsınız. Sıfırlayamadığınız için bu adama yanlış bir uygulama yapmış olursunuz. Yani kimileri için doğru, kimileri için yanlış olan önermeye biz ne diyeceğiz? Açık önerme. Evet, şu soruya bakalım yine. Px önermesi x kare eksi 1 küçüktür 7 x eleman doğal sayılar. Açık önermesini x eşittir 2 ve x eşittir 5 için doğruluk değerlerini bulunuz. Bakın arkadaşlar x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi eksi 1 küçük müdür 7'de? Gerçekten 2'nin karesi 4, 1 çıkar. 3, 3 7'den küçüktür. O zaman x 2 için ve 2 için bu adam ne bulduk? Biz doğru bulduk. X 5 için kontrol edelim. Yani 5 yazarsak 5'in karesi eksi 1 küçük müdürden 5'in karesi 25, 1 çıkartırsak 24 7'den küçük müdür? Hayır. Diyeceksiniz ki P5 için adam yanlış bir önermedir. Umarım açık önerme nedir anlamışızdır. Burayı da geçiyorum. Bakın yine basit bir soru. Px önermesi x kare eksi 9 eşittir 0. X tam sayı açık önermesinin doğruluk kümesini bulunuz. Bakın az önce söyledim. X kare eksi y kare kime denkti arkadaşlar? X eksi bu x artı y. 2 kare farkı. E bunu ben nasıl yazabilirim? X kare eksi 3'ün karesi. Şu şekilde x kare eksi 3'ün karesi. Bu da kime eşittir? X eksi 3 çarpı x artı 3 eşittir 0. Demek ki bunu sıfır yapan tam sayılar kimlermiş? X 1, 3, x 2, 1, eksi 3. Bunu tam sayı yapan iki tane değer var. 3, birisi de eksi 3'tür. O zaman bunun doğruluk kümesi kimdir? Eksi 3'e 3'tür. Başka hiçbir tane tam sayı bunu ne yapmaz? Doğru yapmaz. Sadece iki tane var. Bu küme yazma işinde anlamışsın. Burada geçiyorum. Şu soruya bakalım.
Px önermesi 2x küp eksi 1 küçük eşittir 53. X'ler nasıl sayılarmış? Doğal sayılar. Bu açık önermenin doğruluk kümesini bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar buraya yaptım bunu. 2x küp küçük 1 54. Her tarafı 2'ye böldü. X küp küçüktür 27. 27'yi ben nasıl yazabilirim? 3'ün kübü. Her tarafın küp kökünü alırsak, her tarafın küp kökünü alırsak, eğer x'i bulmak istiyorsanız, bu küp bu kübü götürür. Burada x kalır, küçüktür. 3 bu 3'ü götürür. Burada da 3 kalır. 3'ten küçük ya da 3'e eşit doğal sayılar nerededir? 3, 2, 1, 0. Demek ki bunun doğruluk kümesinde kimler var? 0, 1, 2 ve 3. Doğal sayı yoktur arkadaşlar. Hocam şurada yaptığınız şeyi anlamadım diyenler var ise 2'ye böldük. Ne olur? Küçüktür, eşittir 27. Hangi doğal sayının 3. kuvvetini aldığımızda 27'den küçük olur? Bu tür sayıları arıyoruz. Kim? İşte 0, 1, 2, 3, 4 alırsak ne olur arkadaşlar? 64, 64 27'den küçük değil. O zaman burada duracağız. Kaç tane var? 3 tane var. Ya da ilerleyen zamanlarda denklem çözmede buraları hissedeceksiniz arkadaşlar. Burayı da geçiyorum. Geldik matematikte tanım kısmına. Tanım kısmına. Bakın arkadaşlar. Terim diye bir şey tanıyacaksınız, bileceksiniz. Bir bilim dalı içerisinde özel anlamı olan sözcüklere biz ne diyeceğiz? Terim diyeceğiz. Bunu Türkçe dersinde de göreceksiniz. Orada da aynı tanımı verecekler size. Neymiş? Bir bilim dalı içerisinde özel anlamı. Mesela zamir Türkçe için bir terimdir. Polinom matematik için bir terimdir. Molarite kimya için, vektör hem matematik hem fizik için, aruz edebiyat için birer nedir arkadaşlar? Terim arkadaşlar. Matematikte bazı terimler tanımlı olarak ifade edilirken bazıları tanımsızdır. Evet arkadaşlar. Matematikte bazı terimler tanımsızdır. Bu tanımsız terimler nedir diye sorarlarsa lütfen şu 4 tane kavramı unutmayın. Nokta, doğru, düzlem ve matematikte tanımsız terimlerdir. Milli Eğitim kitabında, Mevin kitabında küme kavramını tanımlı diye almışlar. Tanımlı diye. Bazı kitaplar ise küme kavramını tanımsız diye diyorlar. Bu küme kavramı biraz riskli arkadaşlar. Yani siz tanımlı olarak bile ama bazen tanımsız da kitaplarda karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Ama orada eğer illa burayı soracaklarsa kitaplar sadece şu 4 kavramı alırlarsa kendileri için daha iyi olur. Nokta, doğru, düzlem, uzay matematikte tanımsız terimlerdir arkadaşlar. Hocam neden noktanın tanımı yok mu? Aa, bu işte tanım. Tanıma ne gerek var? İşte kağıtta bıraktığımız iz. Sen bu kadar bırakıyordun. Ama ben bu kadar bırakıyorum. Başka bir arkadaşımız şu kadar bırakıyor. Başkası şu kadar bırakıyor. Başkası şu kadar bırakıyor. Hangisi nokta diyeceğiz? Şekli, şemali, hacmi var mı? Yok. Olmadığı için matematikte biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Tanımsız terim diyeceğiz. Doğru.
Doğrular nasıl oluşurdu? Noktalar sonsuz tane nokta bu şekilde birleşince doğruları oluşturuyordu. Nokta tanımsız olduğuna göre doğru da tanımsız. Doğrular ne yapıyordu? Birleşerekten düzlemleri oluşturuyorlardı. Kardeşim doğrular tanımsızsa düzlem de tanımsızdır. Bu defa da düzlemler birleşince bu defa da uzayı oluşturuyoruz. Bakın burası başka bir düzlem, burası başka bir düzlem. Bunlar buluştu. Artık neyi oluşturduk? Burayı. Bir tanesi tanımsızsa bunlar birbirine bağlı olarak ne yapılır? Tanımsızdır denir. Umarım burayı da hissedebilmişiz. Tanımlı terimler, matematikte tanımlı terimler işte fonksiyon, dizi, benim parabol. Bu ifadeler birer tanımlı ifadelerdir. Doğruluğu ispatsız kabul edilen önermelere biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Aksiyon diyeceğiz. Aksiyon. Yani bazı önermeleri ispatına gerek yoktur. Aşikardır, gözle görünüyordur. Onun ispatını yapmak için yani uzun bir çabaya gerek yok ise biz ona ne diyeceğiz? Aksiyondur. Eğer doğruluğunu ispat ediyorsak o tür önermelerde biz ne diyeceğiz? Teoremdir diyeceğiz. Ama peki buraya da geçiyorum. Tanım nedir? Gelin buna bakalım. Tanımını yapalım. Çok komik. Bir terimin tanımı bu terimin özelliklerini belirtmektir. Tanımını öğrendik arkadaşlar. Tanımın içerisinde terime ait gerekli özellikler olmalıdır. İçerisinde tanımlı ve tanımsız sözcükler geçebilir. Hemen şurada bir tane örnek var. Sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine biz ne diyeceğiz? Çember diyeceğiz. Dersek arkadaşlar. Şurayı biz sabit kabul edersek yani merkez kabul edersek adama nereden bakarsanız bakın hep uzaklıkları nedir? Eşit. Yani şu şekilde. Şuradan şuradan. Nokta nokta. Bunların hepsinin bu noktaya olan uzaklıkları eşit olduğundan dolayı biz bu noktaların kümesine ne diyeceğiz? Çember diyeceğiz arkadaşlar. Burada çemberin neyini yaptık biz? Tanımını yaptık. Peki. Böyle geçelim. Yani çember deyince aklımıza öyle bir İşte kapalı yeri gelmeyecek. Ne diyeceksiniz? Sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine çember denir diyeceksiniz. Matematikte gerçekten tanım çok 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 önemlidir. Eğer matematiğin tanımını bilirseniz karşınıza gelebilecek her şeyi parçalar geçersiniz. Benden size söylemesi. Bir şeyi ezberlemeyin. Bir şeyin mantığını tanımını öğrenin. Benden size tavsiye arkadaşlar. Burayı geçelim. Aksiyon neydi aksiyon? Doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen önermelere aksiyon diyeceğiz. Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer. Farklı iki nokta aldık. Buradan ne geçecekmiş? Bir tane doğru geçecek. Gördüğünüz gibi bir tane doğru geçti. Bu iki noktadan başka bir doğru geçirebilir miyiz? Geçiremeyiz. Biz bunun ispatına gerek var mı? Bunun ispatını böyle uzun uzadıya ispat yapmaya gerek var mı? Yok. İşte olmadığı için biz buna ne diyeceğiz? Bir aksiyon. Başka ne var hocam? Başka var mı? Bütün dikler eşittir. Evet, mesela bir tane çizdik. Bakın 90. Şurası 90. Gördüğünüz gibi hepsi nedir? 90. Şurası 90. Şurası 90.
Bunu ispatını da yapmaya gerekiyor. Çok önemli değil arkadaşlar buralar. Öyle karşınıza çıkabilecek bir yerler değil. Sadece kitaplarda olduğu için veriyorum. Teorem deyince aklımıza ne gelecek? Doğruluğunun ispatlanması gereken önermelerde biz ne diyeceğiz? Teorem diyeceğiz. Elimizde P ise Q diye bir teorem olsun. Bu P kısmına hipotez denir. Teoremin ilk kısmına hipotez. Bazen buna varsayım denir. Varsayım. Şu kısmına ise hüküm denir. Hüküm denir. A, yargı. Varacağımız yargı. Umarım burayı da anlamışızdır. Burada bunları açıkladım. Buraya geçiyorum. Şu soruya da bakalım. Bu kısmı artık bitirelim. Aşağıdaki teoremlerin hipotez ve hüküm kısımlarını yazınız. Bakın x bir tek sayı ise, yani şuraya kadar biz p der isek, p ise şurası q'dur. Bizim birinci kısım neye eşitti? Hipoteze, yani x bir sayıdır. X kare tek sayıdır. Hüküm kısmını yaptık. X kare tek sayıdır. Benzer iki üçgenin benzerlik oranı 1 ise, yani şuraya kadar P ise kim bu üçgenler eş üçgenler? O zaman buraya da Q diyeceğiz. Hipotez birinci kısım benzer iki üçgenin benzerlik oranı 1'dir. O zaman benzer üçgenler eş üçgenler. Eş üçgenler. Umarım bu kısımda anlaşılmıştır. Burada kalalım. Evet arkadaşlar, bu kısmı bitirdik. Mantığa dair konu anlatımı şu an itibariyle durumda. Önümüzdeki derste bol bol sorular çözeceğiz. Yaklaşık 3 video çekeceğim soru çözümünde. Bütün soru tarzlarını göstermeye çalışacağım. Umarım her şey yolundadır. Kendinize iyi bakın.